Burası Hollanda'nın ilk kapalı pazarı. İçerisi market ve pazar olarak adlandırabiliriz. Yukarısında insanlar yaşıyor, evler var ve ofisler bulunmakta. Yani güzel bir proje baktığımızda. Binanın inşaatının başlangıç tarihi Ekim 2009 iken, açılış tarihi 1 Ekim 2014'tür. Kütüphane, kübik evler, Marktal, buranın üçlemesinden ve diğer mekanların buluştuğu bir nokta olan bu meydanda etkinlikler yapıldığına da şahit oldum. Farklı etkinlikler, aktiviteler, gösteriler de yapılıyordu. Bunları da bu meydanda bulabiliyoruz. Evet, biz marketimize devam edelim. Marketi gezmeye başlayalım artık. Marketin içerisinde pek çok kültürü, kültürlere ait her şeyi görüntüleyebiliyoruz. Bina içerisinde duvarlar farklı sebze ve meyvelerle, meyve desenleriyle, figürleriyle, fotoğraflarıyla süslenmiş şekilde. Yani aslında girdiğimizde pazarı ve doğallığı hissediyoruz. Yapay ama doğallaştırılmış bir yapay gibi. Rehberimiz Merve. Kabak benim için çok önemli. Niye çok seviyorsun? Ben kabak. Hatta o kabağın tohumunu bile aldım burada. Sanki ülkemizde yok. Ama aldım olsun. Ama değişik bir kabak. İlk geldiğimdeki gibi tekrardan heyecanlandım. Baharatlar. Sadece Hollanda'ya dair şey, dünya mutfağı. Dünya, evet, dünya mutfağı varmış. Merve Hanım rehberimiz anlatıyor. Ben sanırım her şeyi tadabiliyorduk değil mi? Şurada var, evet, tadabiliyoruz. Tadabiliyoruz, evet. Peynirler. Hollanda peynirleriyle ünlü bir ülke biliyoruz. Aslında sadece burayı gezerek Hollanda'da yaşayan kültürlerin sebzesini, meyvesini, yemeğini, pek çok şeyini tadıp çıkabiliriz ve diyebiliriz ki evet, bu ülkede bunlar var. Hepsini bir arada Marktal'da görebiliriz. Evet, bütün renkler. Ama bence ben sevmiyorum bunları. Hem sağlıksız hem de tadı güzel değil. Çocuklar çok seviyor ama başka insanlar da ben sevmiyorum. Tanımadığın meyveler var mı bakalım? Rengarenk meyveleri görmek, ki ben meyveleri çok 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 seven bir insanım. Bana yemek vermeyin ama meyvesiz yapamam yani. Sürekli meyve yiyen, meyve tüketen bir insanım. Bu kadar meyve cennetinin içerisinde olmak gerçekten güzeldi. Tabii hepsinin tadını bilmiyorum. Tattığım ve tatlarını öğrendiğim meyveler de var. Hatta sevdiğim meyveler de oldu ama damak tadının farklı olan meyveler de tabii ki var. Yeni dünyaya ben. Yeni dünyaya evet, benziyor. Biraz fazla büyümüş gibi. Büyümüş gibi, evet, yeni dünya. Ama içi boş gibi. Thank you.
kadar çok tereyağı bol olursa ben o kadar çok seviyorum. Ama sende bol şekerli galiba. Şeker, tereyağı. Fark etme. Ben her şeyi seviyorum. Kalorisel bol olan şeyler. Üzerine tereyağı ve pudra şekeri katılmış. Ben ama bence pudra şekeri biraz daha isteyeceğim. Güzel. O kadar prova yaptım. Sanıyorum ki video çekmiyorum ama bakıyormuşum. Gelin gelin, Hollanda'ya gelin. Ben stajyerlerinizi buluyorum. Merve de var. Herkese rehberlik yapacak. Yani evet, gezdiririm sizi Rotterdam. Gelin yani. Burada ilginç olan bir şeyle karşılaştık. Yani bence. Herhalde 100 yıllık etler falan var. He, şunlar. Pastırma. Yani. Merve dedi ki bunlar bir pastırma. Ama bilmiyorum doğru mu? Yatıyorum ya. Ama tabii yani ki. Şey böyle yenen etler bunlar hani. Kurutulmuş patlamış şeyleri. Evet, kurutulmuş. Pastırmanın tadına bakalım mı? Mi yani? Tadına bakalım mı? Yerini tutabilir mi? Tadına bakalım mı? Yok ben. Tamam, anlıyorum. Merve tadına bakmıyor, ben de bakmıyorum. Demek değil mi? Hayır, zıvartı siyah demek. Karabiber yani. Ben niye onu alabilirim? Denemek istiyor musun? Ne o? Deniyorum baharat. Karışık bir baharat yani. Her şeyi kullanabiliyorsun bunu. Marakeş. Sevgi dolu bir. Ama bu zaten bu. Normal şey baharat işte. Karışık. Evet. Hepsine kullanabiliyorsun dedi. Yani balığa, salataya, her şeye yani. Fas. Evet, fas. Ben bu baharatı pasta almayı tercih ediyorum. Aa, peynirler. Hollanda peynirleriyle meşhur olan peynir deniyorum. Bu şey mostar sos da var istiyorsan. Evet. Aha, sos. Şeyle dereotlu ve mostarlı. Deniyorum. Hilal olaydın sen denerdin. Evet. Bir bakalım bu ne? Hiç bilmiyorum. Çok ilginç. Tatmak istiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler mi? İyi misiniz? Nereden geliyorsunuz? Ben öğrenciyim. Türkiye'den geldim. Hangi şehirden geldin? Adana Karaman. Adana Karaman. Adını alayım. Karaman'dan geldim. Öğrenciyim. Evet.
Kolay gelsin. Peynirli, kıymalı, yüzbaşılı hepsini yapıyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, size güle. İyi günler. Ama bunlar herhalde böyle yıllık falan herhalde. Görüntüsü garip. En sağlıklı mekan. Bilmiyorum. Bu ev çok güzel. Ha, Merve. Rica Türkiye'den ederim. Türkiye'den bütün öğrencileri bekliyoruz. Merve ücretsiz rehberlik yapacak. Söz veriyor. Başımızın üstünde yerleri var. Buyursunlar gelsinler diyoruz. Aa, bu arada tepelerde evler var. Orada insanlar yaşıyor. Aşağısı görüldüğü üzere alışveriş merkezi. Pek çok şey var. Her şeyi alabilirsiniz. Hediyeliğinden, sebzesinden, peynirinden, Hollanda'ya gidecek olan, yolu düşecek olan, Erasmus'ta ben gidiyorum diyen öğrenciler, herkes Merve'yi bulabilir. Merve herkese rehberlik yapabilir. Teşekkürler Merve.